Bulda'nın dokumalarıyla yarışacak belki de tek şey doğal güzelliği. Üç yanı dağlarla çevrili bu ilçede, yayladan dereye, göllerden çam ormanlarına kadar bir cennette rastlanabilecek tüm güzellikler var. Misafirperver dağlar, güzel bir sese kucak açmaya bayılıyorlar. Ve bu güzel ses de onların çağrısını yanıtsız bırakmıyor. Dağlara sanıldığının aksine aydın değil, bir buldan türküsü olduğu tescillenen Eklemedir Koca Konak'la selamını gönderiyor. Buldanlılar sadece dokumada değil, dokumaların üzerine işleme yapmakta da çok maharetliler. İplikleri kumaşın üzerinde dans ettiriyor. Motifleri ise ya önce bir kağıda çizip uyguluyor ya da tamamen doğaçlama yapıyor. Kafasının içindekiler ellerine, ellerinden de kumaşlara rahatlıkla akıp geçiyor. Ve birbirinden güzel işlemeler işte böylece ortaya çıkıveriyor. Neler aynı şeyi elle yaparlardı evveli. Kasnaklık gererlerdi. Motif işlerlerdi o bezler üzerine. Böyle devam ederdi. Sonra tabii makineler gelmiş. Tabii makineler gelince
bu sanatta ve ilerledi gitti. Kabiliyet işidir, merak işidir. Ben bu işi yapacağım demek lazım, öyle başlamak lazım işi. Bu işlemecilik mesleğini ben kendim öğrendim. Hiçbir usta görmeden her türlü tamiratını dahi kendim öğrendim. Bu Cenab-ı Allah'ın bir lütfu. Halil Bey de Buldan'daki bir başka işlemeci. Buldan'da dokunan ve işlenen bluzların dünyaya yayılmasında onun da katkısı olmuş. 1970 yılında Avrupa Fuarı İstanbul Hilton Oteli'nde açıldı. Orada reyon kiraladık. Reyonda mallarımızı teşhir ettik. Alman iş adamları, efendim Fransız iş adamları, Fransız İtalyan iş adamları oraya geldiler. Bizim bluzlarımızı beğendiler işlediğimiz mamullarımıza. Bizden adres aldılar. Aradan bir iki ay sonra Madame Lux isminde bir hanım, beyli bir ihracatçı. Aldı kartlarla, bluzlarla geldiler bize. O şekilde ihracatçıya bluz vermeye başladık.